Merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Erkan Düzgören. Yine bir video dersiyle beraberiz. Dersimizin konusu kamera sequencer arkadaşlar. İkinci bölümüyle devam ediyoruz. Birinci bölümünde kamera sequencer'ın ne işe yaradığını, sahnenizde nasıl kullanıldığını, animasyonlarınızda neler yapabileceğinizi incelemiştik. Bu ikinci bölümümüzde ise yine Sequencer ile gelen yeni özellikler ve daha detaylı kullanımına değineceğiz. En basit yoldan anlayabileceğiniz şekilde size anlatmaya çalışacağım. Evet, isterseniz dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk bölümümüze kısaca bir özet geçelim. İlk dersimizde arkadaşlar kamera sequencer'da sahnemizde yer alan kameralar arasında şu an burada gözükmüyor fakat geçiş efektlerinin nasıl yapıldığına değinmiştik. Sonrasında frame'ler arasındaki yerleşimlerine değindik. Şimdi yine kameramız sahnemize 2 adet kamera yerleştireceğiz arkadaşlar. Bu kameralarımızı yerleştirirken, daha doğrusu yerleştirirken değil de yerleştirdikten sonra ne gibi işlemler yapabiliyoruz, onları deneyeceğiz. Şimdi 2 adet fiziksel kameramız var arkadaşlar. Şimdi bunları sahnemize yerleştiriyoruz. Buraya yeni bir tane daha state sets açıp bu kamera 1 yapalım. Bunu da kamera 2 yapalım. Sonrasında kamera 1'imiz 50. frame'e kadar, ikinci kameramızda 100. frame'e kadar sahnemizde gelmiş olsun. Bunlar arasındaki geçişler arkadaşlar, şu anda birinci kameramızı görüyorsunuz. 0 ila 50. frame arasında görüntü veriyor. İkinci kameramızda 50 ila 100. frame arasında görüntü veriyor. Tabii siz buraya istediğiniz kadar kamera ekleyebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, burada kompozitör var. Bu kompozitörde şu biraz daha şu ekranımızı büyütelim. Siz de detaylı bir şekilde görün. Shot 1 var. Shot 1 arkadaşlar, burada scan settings var. Kamera sequencer'a gelelim. Shot 1, Shot 2 var. Bunlar bizim kameralarımızı tanımladığımız alanlar. Bu ikinci kamera. Bu birinci kamera, pardon. Bu da ikinci kameramız. Kompozitörde arkadaşlar Shot 1 ve Shot 2 görebilirsiniz. Burada bunlar kendi aralarında birbirlerine bağlı bir biçimde bulunuyorlar. Şimdi buradaki alanlarda siyah gözükmelerinin sebebi sahnemizde herhangi bir aydınlatma ve düzgün bir sahne tasarımı yapmamış olmamızdan kaynaklanıyor. Doğal olarak düzgün bir animasyon sahnesi hazırladığınız zaman buradaki kompozitör ekranlarınızda gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, burada kamera sequencer panelimizde, daha doğrusu states'te neler yapabiliyorsunuz? Yeni bir alan ekleyebiliyorsunuz. States template'leri seçebiliyorsunuz. Render output belirleyebiliyorsunuz. Burada şu yapılabiliyor arkadaşlar, kayıt yeri. Mesela siz her bir kameranıza nereye kayıt etmesi gerektiğini ayrı ayrı belirtebiliyorsunuz. Yani bu sizin sahnenizde oluşturduğunuz scratchların farklı yerlere kayıt edilmesini sağlıyor. Burada mesela gördüğünüz gibi states name var. Buraya state ismini yazıyorsunuz. Klasörünü değiştiriyorsunuz. State name buraya hangi isimde kaydedilmesi ne istiyorsanız o ismi orada belirtiyorsunuz. Render all states dediğiniz zaman arkadaşlar otomatik olarak render'a başlar. Burada render işlemini şu şekilde yapar arkadaşlar. Animasyonlu olan sahnelerinizde bir animasyon hazırlayacağınız zamanlarda normal olarak animasyonlarınızın her bir frame'ini resim olarak kaydettiriyordunuz ve bunu
sizin manuel olarak belirlemeniz gerekiyordu. Buradaki render output çıktısında bunu belirtmenize gerek yok. Camera Scratch bunu otomatik olarak kendisi yapıyor ve masa üstünüze artık hangi resim formatında kayıt ettirmek istiyorsanız JPEG, PNG, TIFF, şu an default olarak gelen TGA gibi resim formatlarında kayıt ettirebiliyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi buraya renderımızı aldı fakat kayıt etmedi. İki kameramız olduğu için iki kamerayı bu şekilde kaydedecekti. Artık sahnenizde kaç adet kamera kullanıyorsunuz o kadar bir kayıt işlemi yapıyor. Render all test.net derseniz arkadaşlar bunu backburner'a gönderir. Bir render farmınız varsa render işlemini sizin backburner yardımıyla render farmınızda render işleminin yapılmasını sağlar. Options kısmına geliyoruz arkadaşlar. Options kısmında konfigürasyon var. Reset state sets var. Reset window load var. Bu olaydan tüm kamera scrunch bölümünüze reset atıyorsunuz. Konfigürasyona geliyoruz arkadaşlar. Konfigürasyon kısmımızda da gördüğünüz gibi burada renk kısmını belirleyebiliyorsunuz. Materyal renklerini belirleyebiliyorsunuz. Sonrasında state set template klasörünün olduğu yeri değiştirebiliyorsunuz. Sonrasında bevel kısmında burada nelerin render yapılacağı, nelerin kayıt edilip ya da edilmeyeceğini hepsini buradan true ya da false seçerek düzenleyebiliyorsunuz. Sonrasında kompozitöre gelelim arkadaşlar. Kompozitör burada size birçok güzel özellik var arkadaşlar. Bunlardan en güzeli ve en işe yarayanı şudur. Şurada göstereyim ben size. Bir sahne tasarımınız var. Bu sahne tasarımınızı arkadaşlar PSD olarak kayıt ettirebiliyorsunuz. Oradan tekrar pardon başa alalım. Kompozitör diyoruz. Create PSD'ye tıklıyoruz. Buradan tabii ki bu kısmı PSD olarak kaydedebilmesi için sahneyi bir render alması gerekiyor. Burada tek kare render da yaptırabilirsiniz. Range'den de belirleyebilirsiniz. Yani hangi frame'ler arasında render yaptırılmasını istiyorsunuz. Onları belirtebiliyorsunuz. Şu an 2 numaralı fiziksel 2 kameramız seçili olduğu için 51-101 arasını kayıt ediyor. Birinci kamerayı seçerseniz 0-50 arasındaki frame'leri buradan kayıt yerini belirliyorsunuz arkadaşlar. Nereye isterseniz oraya kaydettiriyorsunuz. Sonrasında render diyorsunuz. Hemen bir deneme yapalım sizinle beraber. Test diyelim. PSD'yi seçiyoruz. Sonrasında burada render diyoruz arkadaşlar. Aşağıda gördüğünüz gibi generation PSD file ya da files dosyaları oluşturduğunu belirtiyor. Gördüğünüz gibi hemen masa üstünüze 51. frame ile 101. frame arasındaki tüm frame'leri PSD formatında kaydetti. Daha sonra siz bunları alıyorsunuz. After Effects, Adobe Premiere gibi ya da en basit yoldan ne olabilir? Camtasia Studio olabilir veyahut Windows Movie Maker'da bile birleştirerek animasyonunuzu oluşturuyorsunuz. Sonra tekrar kompozitöre geliyoruz arkadaşlar. Kompozitör View var. Kompozitör View'e tıkladığınız zaman yine bu pencereniz açılıyor. Sonrasında Kompozitör View Regeneration diyor. Tekrar sahneyi tam olarak sizin bu ekranınıza sığdırıyor. Gördüğünüz gibi burada az önce render işlemi yaptık. Buradaki menülerimiz ve seçeneklerimiz çoğaldı. Tekrar kompozitöre geliyoruz. Select all dersek buradaki seçeneklerin hepsini seçer. Autoload notes var arkadaşlar. Otomatik olarak bunları düzenler. Buradan lock ve position derseniz burada yer alan özellikleri kitler. Zoom Extends dersek bu ekranınıza sığdırır. Kompozitör Link dersek arkadaşlar aşağı biraz önceki kompozitör ekranında yer alanları ayarlarınızı bir dosya olarak kaydedebiliyorsunuz ve başka bir animasyon çalışmalarınızı orada yapmış olduğunuz ayarlar hazır olarak geliyor.
Ya tekrar ekstra bir ayar yapmak ve özellik ayarlamakla uğraşmıyorsunuz. Burada seçenekler arasında şu var arkadaşlar. Yani sahnenizde ne kullanmışsınız? İşte kamera, ışık, solid objeler, nur objeler, footage'ler falan olabilir. Bunlardan isterseniz hepsini seçebilirsiniz ya da dosya içerisine link olarak neler oluşturmak istiyorsunuz, onları seçebilirsiniz. Sonrasında burada refresh var arkadaşlar. Ekranınızı refreshler. Kamera screen ekranı zaten az önce bahsettik ve dersimizin birinci bölümünde bahsettik. Sonrasında screen var arkadaşlar. Kamera ve report dersiz kameranızın olduğu yeri açar. Render state'den bahsettik. Buradaki komutlarımızın ne işe yaradığından bahsettik. Genel anlam itibariyle oldukça kullanımı basit, karmaşık olmayan ve size büyük kolaylıklar sağlayan bir özellik arkadaşlar kamera sequencer. Yani hazırlayacağınız animasyonlarda artık kameralar arasındaki geçişleri kendiniz sınırsız bir şekilde düzenleyebiliyorsunuz. O animasyon bitiminde After Effects'e aktarımdan sonra kameralarınızın yerlerini ayarlamakta çok uğraşmıyorsunuz. Hatta hazır olarak da oraya ekleyebiliyorsunuz. Bu gibi özellikler var. Zaten 3D Max ile After Effects arasında direkt birbirlerine dosya transferleri yapılabiliyor. Bu 2015 versiyonu ile beraber gelen bir özellikle 2015'in Extension 2 sürümünde gelmişti. Extension kullanmayan ya da 2014-2013 kullananlar 3D Max'in uygulama sayfasından, uygulama web sayfasından After Effects Export plugin'ini ücretsiz olarak indirip kullanabilirler. Zaten Extension 2, 2015 Extension 2 ya da 2016 versiyonlarını kullanıyorsunuz arkadaşlar. İçerisinde hazır olarak geliyor. Peki, kamera sequencer sadece 2016 versiyonunda mı var diye merak eden arkadaşlar varsa şöyle belirteyim size. Kamera sequencer'ı 2014 ve 2015 versiyonlarında kullanabiliyorsunuz ama plugin olarak yine 3D Max'in uygulama sayfasından indirip kurabiliyorsunuz. İlla ki yani 2016 kullanmayan arkadaşlar bu özelliklerden faydalanamayacak diye bir şey yok. Onu plugin olarak eklerseniz aynı şekilde yine bu anlatmış olduğum tüm özellikleriyle kullanabilirsiniz. Evet, dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Mutlu olun.